Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aslında bu kanalda çok garip olmayacak ama daha önce hiç işlemediğim bir konuyu işleyeceğim. Harry Potter üzerine konuşacağız. Harry Potter benim çocukluğuma dair çok güzel anılar biriktirse de yakın dönemde kitaplarını okumaya başladığım bir seri. Kitaplarını okumayla beraber yapay zekanın da etkisiyle farklı resimler yayınlanmıştı. Ve Harry Potter'ın da karakterlerini kitap nezdindeki resimleri yapılmış. Gelin bunları beraber inceleyeceğiz. Öncelikle şundan bahsedelim. Kaynak belirtmesek olmaz. Bu resimleri yapay zekaya koyan kişi Miss Banana Anna diye bir influencer ne derseniz ve ayrıntılı bir şekilde karakterleri yapay zekanın içine koyuyor. Kitaplardan alınmış cümlelerle yerleştiriyor. Sonra da önümüze karakterleri sunuyor. Bunu da söyledikten sonra gelin karakterleri bir inceleyelim. Tek tek hangi sahnelerde nerede konuştuğumu söyleyeceğim. Aşağıdan istediğiniz karaktere de tıklayarak geçebilirsiniz. Şimdi hadi başlayalım. İlk karakterimiz Petunia teyze. Petunia genelde kahverengi saçlarıyla öne çıkarken kitapta aslında sarışın olarak belirtilmiş ve mavi gözleri, at şeklindeki yüzü vurgulanmış bir karakter. Petunia bu şekilde gözüküyor. Uncle Vernon'dan bahsetmemek olmaz. Uncle Vernon'da aslında yüzünün kızarması çok daha ön planda kitaplarda. Sürekli sinirlendiğinde yüzü kızaran bir karakter olarak tasvir edilmiş. Her ne kadar siyah saçları kitapta tasvir edilse de birazcık daha artık kırlaşmış saçlarıyla filmde karşımıza çıkmıştı. Ve oyuncunun bence güzel seçilmiş oyuncu. Gözleri birazcık küçük ama kızarmasıyla dış özelliklerini çok güzel yansıtan bir oyuncu açıkçası. Aynı şekilde Dudley'ye baktığımızda da Dudley çok daha esmer tonlarda gözüküyor. Aslında çocukluğu birazcık daha sarışın olabilir ama gittikçe esmerleşen bir karakter. Yine aynı şekilde kitapta sarışın şişko bir çocuğun da resmedilmişti. Ve aynı salakça bakış, daha zorba bakan bir bakış var yapay zekasında. Buradaki birazcık daha salak şeklinde bakıyor açıkçası. Muggle'lardan devam etmişken şimdi bir kofti olarak, tam muggle sayılmaz aslında. Büyücü ailelerden doğup büyü gücü olmayan kişilere kofti deniliyor. Küçük bir bilgi vermiş olalım. Argus Filch bence çok güzel seçilmiş bir karakter. Oyunculuğuna zaten hiç lafım yok. Argus Filch'in oyunculuğunu çok beğeniyorum açıkçası. Karakter de çok ona uygun seçilmiş. Makyajı da şeyi de çok güzel yapılmış. Argus Filch de bu şekilde. Şimdilik çok güzel bir karaktere geldik. Bu karakter Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart kitapta 20'li yaşlarının sonunda olarak 28-29 yaşlarında aslında tasvir ediliyor. Tabii film için de profesör olacak birisi için aslında çok genç bir yaş. Ve film yönetmeni de daha 30'larında bir karakteri koymayı tercih ediyor. Tabii 30'larında bir karakterin saç tipi şeyi birazcık değişmiş. Daha genç bakan bir kişiden bahsediyoruz. Gilderoy Lockhart için yakışıklılığına zaten diyecek bir şey yok ki genç hali bayağı yakışıklı yaşlı haline göre ki kitapta Gilderoy Lockhart'ı iki kitapta görüyoruz. Bir Zümrüdüanka'da Anka'da bir de Melez Prenses'te görüyoruz. Zaten biz filmlerde Melez Prenses'tekini gördük. Bir de Zümrüdüanka Yoldaşlığı kitabında da Gilderoy Lockhart'ı görüyoruz. Gilderoy Lockhart'ı St. Mungo'da büyüsel hastalıklar hastanesinde görüyoruz. Hala hafızası tam yerine gelmemiş. Sadece birazcık ünlü bir kişi olduğunu hatırlarken görüyoruz. Böyle de bir küçük bilgi vermiş olalım. McGonagall. McGonagall da bence güzel seçilmiş karakter olarak. Hani oyuncu olarak güzel seçilmiş. Tabii daha ciddi bakan bir karakter olarak seçilmiş. Yani burada daha
iyimser, anarşivari bir gözüküyor ama kitapta da aslında çok daha sert, otoriter birisi olarak gözüküyor. Yani burada gülümsemesinden falan çok da aldanmayın derim. Ve Severus Snape. Oyuncusuna lafım yok. Oyuncusu Snape'i gerçekten yaşamış. Snape'e çok değer vermiş bir karakter. O yüzden şey yoksa burnu hariç çok da benzemiş. Birazcık daha kilolu bir karakter. Oyuncusu birazcık daha kilolu. Gerçekte birazcık daha zayıf bir karakter. Yağlı saçları zaten şey yapılmış. Tabii oyuncunun saçları yağlıdan çok birazcık daha kabarık. Çok alımlı gözüküyor. Aslında yağlı çok daha şey kötü görünen bir saçı var kitapta da. Hani bu özellikle bastırılıyor. Onu da söylemiş olalım. Ve herkesin nefret ettiği Dolores Umbridge. Evet, bu karakterin kendi başarısı kendinden çok nefret ettirdi. Oyuncu kendinden çok daha nefret ettirdi. Ama kitapta daha da nefret ettiriliyor. Hani inanılmaz korkunç bir kadın. Ki filmde kitapta yaptıklarının çoğusu gösterilmiyor gibi bir şey. Daha iğrenç şeyler yapıyor öğrencilere. Tabi sırada artık kötülere geçelim. Lord Voldemort. Kitaptakiyle birebir tasvir edilmiş. Burnunun olmayışı. Tek farkı normalde kitapta kırmızı gözleri çok baskın bir şekilde söyler. Bizde kırmızı gözleri değil de birazcık daha kızarmış gözler şeklinde oyuncuya yansıtılmış. Normalde kırmızı yılanımsı gözlere sahip şeklinde geçiyordu. Tabii gençliğine de baktığımızda Tom Marvolo Riddle gerçekten yakışıklı bir karakter. Hani kitapta da böyle tasvir ediliyor. Oyuncusu da yine aynı yakışıklılığı. Sadece saç tipleri birazcık daha farklı. Dönemine uydurmak istemişler. Tabii saçlarıyla ilgili çok fazla da bir bilgi yok açıkçası. O yüzden sadece siyah saçlı deniliyor. Fena da durmamış açıkçası. Bellatrix Lestrange. Oyuncusunu lafımız yok. Oyuncusu gerçekten Bellatrix'i yaşayarak anlatan. Mesela kitapta dinlerken de ben kitabı okumuyorum dinliyorum açıkçası. Kitabı dinlerken de oyuncunun resmi sürekli canlanıyor ve bu resim hiç canlanmadı tasvir edilirken de. Çünkü daha olgun duran bir karakter duruyor burada. Aslında Bellatrix o kadar olgun duran biri değil, daha çıldırmış durumda. Çünkü o kadar sene Azkaban'da kalmış, yaptığı zaten işkenceler ayrı bir mesele. Snape'le en son atışmaları bayağı garipti şeyden önce. Bu kan sözü verilmeden önceki atışmaları var. Hani orada da bu karakterin atışmasını şey bu yapay zekanın görüntüsü değil de daha çok oyuncunun görüntüsü canlanmıştı ben dinlerken de. Devam edersek Lucius Malfoy. Lucius bana kalırsa kitaptaki modeli çok daha korkutucu, çok daha ciddi, çok daha ciddiye alınası duruyor. Ya diğer Lucius'u çok ciddiye alasım gelmiyor açıkçası. Yani garip olmuş Lucius Malfoy'un. Tabii oyuncusuna tabii ki lafım yok ama saçlar daha kısa, daha zayıf bir Lucius görmek daha mantıklı olurdu sanki. Çünkü buradaki yapay zekanın yaptığı Lucius çok daha hem korkutucu duruyor hem yakışıklı duruyor. Bakanlıkta bir karizması olduğunu gösteren bir resim olduğunu da söyleyebilirim. Gelelim Narcissa Malfoy hem Bellatrix'in kardeşi hem de Lucius'un eşi olan kişi Narcissa Malfoy. Tabii buradaki Narcissa çizimi çok daha ciddi bir çizim. Tabii ki bu karakterin mesela hüngür hüngür ağladığını pek düşünemiyoruz. Ki filmde de şeyde de kitapta da hüngür hüngür ağladığı Snape'e yalvardığı bir sahne var. Açıkçası bu
karakterin yapay zeka kısmındaki böyle hüngür hüngür yalvarırcasına ağlayabileceğini düşünmüyorum. Çok daha ciddi, korkutucu bakıyor. Evet ki Narcissa öyle tarif ediliyor ama her sahneye uymuyor sanırsam o görüntü. Tabii ki yapay zekanın daha nerelere gideceğini bilmiyoruz. Belki de ileride yapay zekaya verecekler kitabı, bizim için canlandıracak artık karakterleri de. O seviyeye gelebileceğini de düşünüyorum. Devam edersek Peter Pettigrew oyuncusu ne kadar güzel canlandırmış olsa da Peter Pettigrew genelde yapay zekanın gösterdiği şekilde canlandı benim gözümde de. Zayıf bir karakter ki oyuncu birazcık daha kilolu, toplu bir karakter. Fareye benzemesi şeyi, zayıf olması daha fareye benzetilesi kılıyor. Ve gerçekten çirkin bir karakter olarak da görüyoruz Peter Pettigrew'u. Hiç sevilesi bir karakter değil. Yapay zeka daha güzel yansıtmış o sevilmeyen, sevilesi hiç görünmeyen, sempatik görünmeyen karakteri birazcık daha bize yansıtmış. Tabii oyuncusunun oyunculuğunda da bir şey diyemiyorum. Yani gayet ikna ediciydi bizim için de. Ve Sirius Black. Sirius Black her iki türlü de yakışıklı, her iki türlü de çok güzel bir karakter. Tabii kişilik olarak çok farklı bir kişiliği var Sirius'un. Herkes gibi değil. O hovardalığını görüyoruz. Zaten çapulcuların hepsinde bir hovardalık var. O ayrı bir mesele ama Sirius'un isyankar tavrı şey tavrı çok güzel yansıtılmış her iki kısımda da. O yüzden Sirius'a çok bir şey demiyorum. Daha siyah saçlı olarak tasvir edilmiş tabii ki kitapta. Daha kara o bir yapısının daha karanlık bir yapısının olduğu söylenmiş. Öbürü birazcık daha aydınlıktı. Tabii orada makyajlarla ilk 3. filmde gördüğümüz Sirius da tabii ki 4. ve 4. filmde çok az gördük de 5. filmde gördüğümüz Sirius arasında tabii ki farklar vardı. Onu da çok güzel yansıtmışlardı bize. James Potter, Harry'nin babası. Potter'ların hepsinin ortak özelliği var. Hani zaten Harry'nin de gözlüklü olmasının dışında saçlar her zaman dağınık ve kontrol edilemez bir dağınıklıktan bahsediyoruz saçlarda. Burada onu görüyoruz. Tabii filmde bize gösterilen daha toplu şey yapan bir Potter gösterdiler. James Potter gösterdiler. Tabii genç halinin çok gıcık olduğunu da söylemek gerekiyor. Zorba insanları sevmiyorum çünkü ben de. Devam edersek Lupin. Lupin karakterini çok sevsem de hangi tasarım daha iyi derseniz yapay zeka tasarımı daha iyi. Hatta yorumlarda şey demişler. Hugh Jackman demişler bu karaktere. Zayıf Hugh Jackman. Wolverine olsun şey olsun birazcık daha evet konsepte de uyan bir karakter ama Lupin gerçekten yapay zekanın gösterdiği gibi tarif ediliyor kitapta. Hani filmde birazcık daha saf görünüşlü ama yorgun karakter yüzük sonuçta bir kurt adam kendisi ve kurt adam olmayı sevmiyor ve o hayattan yorulmuşluğu ama yine de şey de yapsanız hani kurt adama sürekli dönüşen biri olsanız ister istemez onun hatlarına sahip oluyorsunuz ve yapay zeka bu hatları çok güzel göstermiş aslında. Bir kurta dönüşebilecek bir hat yapısını bize göstermiş. Tabii ki filmde benim en sevdiğim karakterdir Lupin. Çok daha oturaklı, çok daha yaşamış bir karakter. O yüzden Lupin'i severim. Her iki hali de benim için iyidir. Ve Lily Potter. Harry'nin annesi. Kitapta da çok güzel tasvir ediliyor. Şeyde gösterilen, evet bu kadının yaşlı hali ama genç halleriyle ilgili çok silinmiş sahnelerde belki bir iki sahne vardı ama Lily Potter'ın gerçekten çok güzel olduğu gözlerinin özellikle gözlerinin ve genel tipinin de inanılmaz güzellikli olduğunu. Slughorn zaten
Lili'den hem başarılı hem zeki hem de şey çok nadide güzellikte olduğunu söylüyor. Ve yapay zekanın gösterdiği Lily Potter gerçekten güzel. Hani gerçekten güzel yani. Bu başka denilecek başka bir şey yok. Ve Nymphadora Tonks bence kitaba çok uygun bir karakter olmuş. Hani hem oyuncuyla hem şeyle saç tiplemeleri o görsel efektlerle. Çünkü Tonks bir metamorfoz geçirebilen metamorfoz deniliyordu sanırsam. Yanlış bir şey dersem yorumlarda yazarsınız. Bu karakter de gerçekten güzel oturtulmuş. Yüzünde değişik değişik şeylere sokabilen hem komik hem ciddi anlası iyi bir karakter. Billy kitapta yine kitapta çok yer kaplıyor. Çok görüyoruz. Önce masa başı işte şeyden işte masa lanet kırıcılık gibi bir maceracı bir meslek yaparken sonradan işte bu Karanlık Lord'un dirilmesiyle beraber masa başı işe geçen bir karakter. Uzun saçları, hovarda tavrı annesi tarafından çok beğenilmese de yapay zeka kısmını seviyorum açıkçası Weasley'lerin. Çünkü gerçekten o kızılıklarını, çillerini falan çok iyi gösteriyor. Ya oyuncuya bir şey diyemem ama Billy Weasley'nin yakışıklılığı burada yapay zeka daha güzel belli etmiş. Şimdi Fleur Delacour hem Billy Weasley ile bağlantılı hem de Harry ile bağlantılı. Üç büyücü turnuvasının şampiyonlarından bir tanesiydi Fleur Delacour. Hobbiton büyücülük okulundan. Fleur Delacour mezun olduktan sonra Billy Weasley ile aynı yerde çalışıyor ve orada birbirleriyle tanışıp en sonunda da evleniyorlar. Tabi bu kitapta çok daha ayrıntılı söyleniyor. Ben filmlerde fark etmemiştim Fleur olduğunu onun. Ya bu kimdi falan filan diye unutmuştum. Fleur Delacour Billy Weasley ile evleniyor. O garip Fransız aksanıyla beraber kitapta çok yer ediyor. Ve Fleur Delacour gerçekten güzel bir karakter olarak tasvir edilir bu. Ve güzelliğinin kitapta geçmeyen bir özellik olan Villa kanından gelmesini vurguluyorlar. Çünkü Villalar yine fantastik yaratık sayılır sanırsam. Güzellikleriyle bilinen ve sesleriyle erkekleri büyüleyebilen yaratıklar. İnsanımsı yaratıklar. Ve kitapta Fleur'un babaannesinin bir Villa olduğu söyleniyor. Ya güzelliğin de oradan geldiği tabii ki orada söyleniyor. Üç büyücü turnuvasına gelenlerden devam edelim. Victor Krum, evet, iyi bir seeker, arayıcı. İyi bir arayıcı ve dünya kupalarını kazanan bir arayıcı. Tabii Krum bize filmde çok yakışıklı anlatılıyor ama kitapta birazcık daha aslında bir tipin olmadığı sadece iyi bir oyuncu olduğu için sevildiği söyleniyor ve gerçekten de kitapta yansıtılan görüntü de buydu. Bu birazcık daha yakışıklı diyebileceğimiz bir tip ve birazcık daha hani o ergenliğin etkisiyle Harry'i böyle şeyle ya Hermione ile aran nasıl gibisinden sorabilen bir ciddiyette birisi. O ciddiyeti tabii ki oyuncu yansıtmış. Bu da bu şekilde. Cedric Diggory kitaptakine, şey, filmlerdekine göre daha çok görünen bir karakter Cedric. Ve mesela filmlerde Cedric'in de bir arayıcı olduğu söyler. Mesela Cedric de Harry de bir arayıcılıktır ve maçta Azkaban Tutsağı kitabında Cedric Harry'i yenmiştir. Tabi orada ölüm yiyiciler diyorum. Neydi onlar? Dementors. Ruh emiciler falan karışmıştı. Cedric orada şey yaptı, ben öyle kazandım falan derse de babası falan yani sen Harry'i yendin falan diye böbürleden bir insandı. Yine Cedric'in görünüşüne baktığımızda yakışıklılığı aynı ve çok da büyük bir tasvir olmadığı için Cedric'le ilgili sadece yakışık denildiği için hani tiplerde birazcık farklılık
Çok da sıkıntı etmez sanırsam. Ve evet, Harry'i buraya koydum. Üç büyücü turnuvasına katılan üyelerden Harry, dördüncü olarak katılan Harry'nin göz renginin aslında yeşil olduğu ve sadece bu yapay zekanın önceden başkaları tarafından konulduğu, bu bahsettiğimiz kişi tarafından yapay zekaya konulmadığını şey gördüm. Hani yapay zeka farklı kaynaklardan bulduğum bir yapay zeka görseydi. Yani de gözlerinin yeşilliği ve gözlerinin annesine benzediği vurgulanırken genel bütün hatlarının babasına benzediği vurgulanıyor. Dağınık sarı, dağınık siyah saçları, kontrol edilemez saçları. Tabii filmlerde bu çok değişiyor. Çok kontrol edilebilir. Çünkü bir yana yatırıyorlar, bir şey yapıyorlar. Hani bir uzatıyorlar, bir kısaltıyorlar. Garip şeyler oluyor ama genelde saçlarının kontrol edilmez şekilde kabarık, dağınık olduğu Potter'ların genel genetik özelliklerinde olarak geçiyor. Cho Chang hem Cedric'le hem Harry ile olan ilişkisi vurguladığımızda Cho Chang gerçekten güzel bir karakter olarak tasvir edilmiş kitapta da ve bu yapay zekada da o güzelliği gözüküyor. Asyalı şekilde zaten. Ve oyuncusundan daha güzel bir karakter yapmışlar. Tabii kişiliğini çok beğenmedim kitapta. Filmlerdeki ihanet meselesi çok daha farklı olsa da kitaptaki kişiliğini hiç beğenmedim. Cho Chang'in. Devam edelim o zaman. Tabii ki Harry'nin en sonunda birlikte kurduğu kişi Ginny Weasley de kitapta yine çilleriyle, kızılıyla yine çok kötü olmayan bir güzellikle tasvir ediliyor. Daha koyu ten, daha kızıl ten değil, daha kızıl tenli şey oyuncusuna göre çok da farklılık yok gibi onun dışında. Tabii göz renkleri falan farklılaşabiliyor. Tabii ki. Evet, kahverengi gözlü olarak söylenmiş. Ve oyuncusunun ise mavi gözlü. Hermione Granger. Hermione. Okunuşla ilgili çok fazla şey var Hermione'nin. Hermione diye biliyoruz ama Hermione öyle garip şekilde okuyorlar. Artık siz nasıl okuyorsanız. Tabii ki küçük yaşlardan itibaren hani çok da güzel bir kız olarak görülmediği, çok büyük dişlerinin olduğu şeklinde bir tasvir var Hermione ile ilgili. Ve saçların inanılmaz derecede kabarık olduğunda şey yapıyor ve hiç çok tatlıydı ya da çok çirkin diye bir şey yok açıkçası. Sadece dişlerinden biraz bahsediliyor. Sonrasında güzelleşmesi Ateş Kadehi'nde gerçekleşiyor. Özel bir büyülü saç spreyiyle saçlarını indirdiği, şey yaptığı, dişlerini düzelttiği, babası annesi dişçi, diş büyüsü falan istemedikleri falan detaylıca anlatılıyor. Hermione de böyle bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ron Weasley yine aynı şekilde çillerinin vurgulandığı bir yapay zeka görseli. Bunu çok büyük tasvir edilmiş mi? Onu bir tekrardan kontrol edeyim. Burnunun çok uzun olduğu bir Karadenizli çocuğuna benziyor. Buna benzer bir arkadaşım vardı benim. Karadenizli. Gözleri, rezistatı, kızıl saçı, çilleri. Ron Weasley gerçekten böyle tasvir ediliyor. Ve çok uzun boylu olduğu da unutmayalım. Uzun boylu, yüzü de uzun. Neville Longbottom yine kahverengi saçlı gözükse de yine sarışın olarak tasvir edilen bir çocuk. Yüzünde aptalca bir gülümseme olduğu söyleniyordu zaten. Ve bu gülümsemeyi de vurgulamışlar. Yine dişleri çok önde, yuvarlak yüzlü, birazcık kilolu sarışın bir çocuk olarak Neville Longbottom'da tasvir ediliyor. Luna Lovegood tasviriyle çok uyumlu bir karakter seçilmiş. Gözleri birazcık daha bir çok daha büyük tasvir ediliyor. Yüz tipi, saçları Luna'ya çok yakışıyor. Oyuncusuna da çok yakışıyor. Luna Lovegood da bu şekilde. Fred and George ikizlerin tabii ki tek bir tasvirini koymuşlar. İkisinin de yüz tipi
Yani Kızılda yine dizilerin hepsinde aynı durum var. Kızlıkları ve şey yüzündeki çizgiler çok vurgulanıyor seride, kitaplarda. Tabii oyuncular da saç tonları birbirine en yakın oyuncular seçilmiş. O yüzden çok bir fark oluşturmamış. Tabii ki Fred ve George'u hepimiz hayranlıkla izledik zamanında. Draco Malfoy, Malfoy da Malfoy birazcık daha uzun yüzlü, daha zayıf yüzlü olarak tasvir ediliyor. Saçlarıyla ilgili denilecek hiçbir şey yok. Saçlar aynı. Sadece yüz tipi aynı, bakışlar aynı. Sadece birazcık daha zayıf bir karakter olarak tasvir ediliyor. Draco Malfoy da bu şekilde. Son olarak da kitaplarda çok geçen ama filmde dizide o kadar geçmeyen bir karakterimiz var. Percy Parkinson zamanında Malfoy'a aşık olan bir kız. Hani Malfoy'dan hoşlanan bir kız ve çok Slytherin'in dalga geçme korosunda kız grubunu oluşturan, kız grubunun başında geçen bir kızdan bahsediyoruz. Percy Parkinson da bu şekilde. De siz bu karakterler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.